Arkadaşlar merhabalar. Ankara tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim safkanları sizlere aktarmaya çalışacağım. Umarım iyi bir program geçiririz Ankara için. Birinci koşuyla başlayalım. Fazla da uzatmayayım diyeyim kendi adıma. Kısa tutmaya çalışacağım. 2 nolu safkan birinci koşuda yeni koşan atlardan Özcan tercihli kazanabilir. Çok da fazla bilgim yok. Boş koşulardan bir tanesi. İkinci koşu şartlı 5 mücadele. Bu yarış şartında normalde kazancı yüksek, kalite puanı yüksek atlar. Kalaga gibi son yarışını burada kazanan atlar kazanır. 4-8 son yarışlarında beraberlerdi ama çok akışlı değillerdi. Yarışları 1-2 yaptılar orada. Arkasındaki atlar, bunların arkasındaki handikap atları çok yakın geldi. O yüzden biraz eksik koşar durumlarını gördüm. Biri açık atı, diğeri kısa vade direkt. Kajmer zaten kısa vade atı. Yüksek handikaplı. Plasya başlangıcı. O yüzden dikkat edin arkadaşlar. Burada tek kullanmayın. İstanbul'dan gelen Dedem Ahmet. Burada plasyalarınız için öneririm. Bir de Altınolu Sivaslıoğlu var. Son yarışı dördüncülük kıpırdama var bu hatta. Bu mesafeye 60 kilodan düşüyor. 54 çok uygun kiloda start alıyor. Startı düzgün alabilirse. Bunun dezavantajı bu. Startı düzgün alabilirse İyi yerlerde bitirebilir. AGP'lerde geri planda kalmış. 6 Sivaslıoğlu. 6, 4, 1, 8 sıralamam bu şekilde. Tekrarlayayım hani plaselerinizde tek kullanmayın favorisini. Bırakın 1-2 yapsınlar. Bir anda bir at bulunuyor. 3. koşu şartlı 4 mücadele. Altılı başlangıcı. 2 tane safkan var. Bunlardan 3 like Likers. Saadettin Boyraz da son yarışı meydandan güzel çıktı. Kazanarak çıktı. Akışlı çıktı. 56 kiloyla çok şanslı koşar durumda. Grubunda kalite handikap puanıyla iyi yerinde duran bir safkan. Tekrar kazanmaması için bir sebep yok bence. 5 Osman Bey 51 günlük bir arası var. Kazandığı yarış o da meydan yarıştı Adana'da. Apranti indirimli. Bu arkadaş çalıştırıyor Ankara'da da. İşte Ankara'ya uyum sağlamaları gerekiyor atların. Bunlar Ankara'da uyum sağlamış gördüğüm kadarıyla atlar. İkisinden birinin kazanması normal sonuç olur. Osman Bey 5 numaralı safkan hazır ise 3'ün ciddi rakibi olur arkadaşlar. 3 favorimdir. Hani tek kullanacak arkadaşlara yine tek olarak öneririm. Ancak 5 hazırsa galopları da fena değil. Ankara'da kalmış. 3'ü bence ciddi anlamda zorlar. Bu iki safkanın dışına çok kolay çıkılır. Altın ilk ayağıdır. Hani hepsi olur arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Bizi direkt beşli yaptırırlar. Yani biraz seviyede de kurtulmak zor altın ilk ayaklarından. O yüzden bu iki safkan ön planda. Bunların çok eksik koşmaları gerekiyor. Bence tabii. Diğerlerinin devreye girebilmesi için. Altı Pixie. Bu safkan kalite handikap puanıyla grubun en yüksek safkanı, kaliteli atı, açık yarışta koşan bir safkan, kısa vade koşan bir safkan. Yalnız geldiği yer şartlı 4, düşmüş durumda. Gene de bakın grubun üstünde bir safkandır, koşar, kalitelidir. Çok at yazıyorsunuz tabii ki ihmal etmeyin. Dişi olmasına rağmen, son yarışları başarısız ve kötü derecesi olmasına rağmen. Diğer atlar bence de hala handikap atları 1-4-2 Bursa'dan gelenler var. Biraz da karışmış ortalık. 7-8 dişi safkanlar. İşte ilk ayak bu iki safkanın dışına çıktığında her şey olur. Benim görüşüm bu. Bu 3 nolu safkanın koşup kazanması bana göre normal sonuç olur. 4. koşu handikap 14 dişi handikap 1 zorlandığım bir yarıştı burası da. Mesafe orta mesafe arkadaşlar. 1600 metre olsa yukarıdakisinden başlayarak 1-6-2-5-3 gibi atlar daha çok geri planda kalırlardı. Orta mesafelerde bunlar da şanslı oluyorlar. Yarışları çalıştığımda 8 Miss Matra geri planda çıkmış. Bakın Mehmet Akyavuz. Bu çok formda jokeyimiz biliyorsunuz. Başarılı yarışlar çıkartıyor. Güvendiğimiz jokeylerden bir tanesi. Bu gruba baktığımız zaman yukarıdaki gruba falan bu Miss Matra'ya boşa binmez.
kazanabilir bu mesafede. Çok uygun kilo, yaş avantajlı kilo öğrenci Safkan. 9, 8'e benzer durumda şartlı 5 son yarış dördüncülük kilosu. Bakın önce kilolar koşacaktır burada. Atların adı da önemli değil. Yarışın temposu da önemli değil, o kadar diyeyim. Gidişat da önemli değil. Buradaki şart önemlidir. Handikap 14, dişi handikap 1 kilo direkt. Aşağıdaki atlardan bir şey bulamadım. Normalde 10-11-7 kazanır burayı. Onlarda bir şey çıkmayınca yukarısı artık bu grup kaldı elimde. Bu da 8 ve 9'u direkt olarak çıkarttı. Kazanabilirler. 4 Hafocan grubu kaliteli atıdır bakın. Bu da kilosuna bakmaksızın yazılması gereken kilo veren Safkan durumunda hala. 8, 9, 4, 8 favorim yaşı ve Mehmet Akyavuz'dan dolayı. Ve diğer atlar arkadaşlar, bunlar kuponlarımızda olsun. Tabii yine tercih sebebi olarak birden başlayarak sıralamamız yine yukarıdan birden başlasın. 6, 2, 5, 3. 5 için ters mesafe ancak belli olmuyor bunlara. Tercih sebebi olarak yazmanızı öneririm. Öncelik bu 3 safkanın, bu 3 safkandan birinin kazanması normal sonuçtur bana göre. Geçiyorum 5. koşu. Handikap 15, handikap 2, mesafe, orta mesafe, kilo veren safkanlar var. Bir de kısa vade 9'dan gelen safkanlar var. Onlar 2 ve 3 nolu safkanlar. İkisi birlikteydi. Sonda bitirdiler. Bir at ya da iki at üst grup, kısa vade 9 gibi bir grupta start alıp handikap 15 yarış şartına kayıt yaptırılıyorsa kesinlikle tek kullanmayın. Grubun üstünde çıkarlar. Form durumları her ne kadar kötü olsa da kazanıra girerler. Tek önerilir ama kısa vade ya da üst gruplardan handikaplara düşmüş şartlı atları işte sıkıntılıdır. Bunların ilgilileri bilirler atlarını, o yüzden kolay grup bulmaya çalışır, oraya yazarlar. Kazanırlar, itirazım yoktur. Uzak da çekerler. Normalde uzak çekerler mesela. 2 Yavuz'um. Bu grubun atı değil. 3 grubun atı değil. Bu bilgileri verdikten sonra grupta kilo veren bir safkan var. Maiden, hala Maiden. Maiden kalmaması gereken bir safkan. Bu, o yüzden handikap 15 kaydında çok kolay bir yarış kazanabilir. Altın oğlu safkan Müslüm Çelik'le geçeceği at da abisinin atı. Abi kardeş işte jokey odasında konuşacaklardır tabi haliyle. Artık hangisi kazanacaksa orada karar verirler. Ama yarışın şartı Altınoğlu Safkan'dan yana kazanabilir bu Maiden atı. Güzel de yarışları var. İyi bir at gördüğüm kadarıyla. O yüzden ön planda tuttum. Müslüm Çelik, artık atın adı da önemli değil. Müslüm Çelik'in rakibi Ahmet Çelik. Ahmet Çelik, Müslüm Çelik'in arasına da 3 Lorenzo girebilir ayan kurşunla. Yani bu iki safkanın dışına çıkmaması gereken bir yarış. Bana kalırsa. 6-2 sıralamam böyle. 3-4 bir handikap çıkışı aldığı, handikap kısa vade 6 ya da şartlı ata olduğunu söyler. Arası var. Sıkıntılı olmuş olabilir. Eğer dönüşünü iyi sağlarsa kilo verdi bu safkanda 4 karefe buranın sürpriz atı olur. Yarış handikap. O yüzden 6 aslında normalde kazanması gereken, tek olması gereken bu yarış şartına uyan safkan durumunda. 6. koşu şartlı 4 mücadele iz bırakan bir nolu safkan 2 yarıştır şartlı 4 Adana'da kazanıyor. Bu grupları kolay geçer. Geçtiği gruplar gene geçmesi gerekir. Yarışta başka bir şey olmazsa bence bu grupları geçebilecek güç kaliteye sahip bir safkandır. Geçen sene altın onlu safkan üst gruplarda start alıyordu ki bir ihtimal var, Kaneko'nun oğlu bitirebilir. Tempoyu umarım bu belirler. Bu mesafede iyi derecesi de var. Kilo avantajı var 1'e karşı. Onu en iyi şekilde kullanmaya çalışır. Rakip olur altın oğlu safkan. O da Ahmet Çelik biliyorsunuz, favoriyi getirmez. Böyle favorileri de geçmeye bayılır. O yüzden dikkatle tekrardan çekmiş olayım. Bu bizi mağdur eden jokeyimizle ilgili. 1.
Normalde tek olur. Geçilecekse de bence Altınoluk Safkan grupta tek rakibi görünmekte ona geçilecektir. 7. koşu handikap 15 dişi handikap 1 mesafe gene orta mesafe. 1600'ü bulduk bu kez handikapta. Şimdi de kilo veren safkanlarımız yok farkındaysanız. Olanlar da durumları çok kötü. 9, 8, 7 normalde bunlardan birincilik gelir arkadaşlar. Bu yarış şartı bunlara yarar. Eğer bu 9, 8, 7, 6 gibi safkanlar iyi durumlarda değillerse yukarıdan birden başlar yarış hakkı diyeyim. Kazanma hakkı. Çalışmalarımda 5 yaşının avantajı yine bakın Vedat Abiş'le geçen de anlatmıştım Ankara'da yarışı kazandı. İki nolu dizlarım bu grubun üstünde bir safkandır. Diğer kilosu aynı olan atlarla birlikte koşacak. Bunları çok kolay geçme potansiyeline sahiptir. Kısa vade 8'lerde start almış. Kısa vade 8D'de start almış. Başarılı yarışlar çıkarmış bir safkan. Kazanabilir, tek olabilir. Hafif kilolu atlar içerisinde Adana'dan gelen 5 son yarışını kazanması önemli. 5 yarışın şartına hala uyar durumda. İsteyecektir. İşte geçeceği safkan 2 olur 5'in. 4 yaşının dezavantajına rağmen 57,5 kilosu apran indirimi bu da. Kumda start alıyor. Ankara'ya getirdiler. Dezavantajdır. 4 rakip olmaya çalışır. Ve 1 çok ağır kilo bence 4 yaşlılar için. Çok at yazan arkadaşlara öneririm. 3 Sevin hani apranti bilmiyorum bu kilo Kaizbert olduğu için söylemek isterim. Bu kilo ile grubun kaliteli atı geri planda ancak çok at yazan arkadaşlara atlamayın derim. Ve diğer atlar artık 6 7 uygun kilolu atlar gene yazılabilir. Ancak tek olacaksa bu yarış şartında İki nolu Safkan Vedat Abiş'le bu grubu geçebilir. Bence geçmesi de gerekir. Çok kolay bir grup bulmuş. Rakipleri de kendisi gibi ağır kilolu olduğu için bu ağır kiloluları geçer. İşte hafif kilolu atlardan at bulamayınca gittik buraya dizlerime iki nolu Safkan'a kaldık. 8. son koşu şartlı 19 maiden atları bir aradılar gene. Bursa, İzmir o taraflardan gelen safkanlarımız var. İstanbul son yarışında 7 Taçan. İstanbul'da 22 atta ikinci. Bir tane ata geçildi. O yarışın üçüncüsü 9. Grubun en çok kazancı olan safkan İzmir'den geliyor. Bir Kral Çeko, Ahmet Çelik 61 kilo. Sıkıntı bu kiloda iyi bir şey değildir ama sonuçta bir Ahmet Çelik var. 151 bin kazanç var. 2 Kurtar Baba son yarışı çok başarılı bence. O da Adana'da 60 kilo. 117 bin, 117 bin. O da kazanmış bayağı. Keseyi doldurmuşlar 1 ve 2. Çıkabilirler. O yüzden söylemekteyim. Ama yarışın en şans safkanı bana sorarsanız da 7 Taçan tek olabilir. Sebebi meydan atı değil. Diğerleri daha varsa şartlı 19 kayıtları devam ederler bu meydanlarda dolaşmaya. Taçan bu grubu geçip yoluna devam edebilir. O yüzden tek olur. Derecesi de iyi. Yarışları da başarılıydı. Diğerleri gelip geçmez bunu. Son ayaktaki beklemek isteyen arkadaşlara öneririm. 2 Kurtar Baba, 1 Kral Çeko sırasıyla 9, 5 Albilgin formda bir safkan son ikincilikleri diler ve isterlerse meydana veda edebilirler. 7'nin eksik koşması durumunda. Ankara bende böyleydi arkadaşlar. Söylediğim atlar iyi atlar. Onların yanına kendi tuttuğunuz atları varsa kendi tekinizi illa benim söylediğim tek değil. Kendi inandığınız bu benim atım tek olur dediğiniz atları kullanarak da tek atarak da güzel şablonlar oluşturabilirsiniz. En azından şu faydam olur. Yarışları ve şartları sizlere aktarmış olurum. Atlarımız gelmese dahi. Yine derim bütçenizi aşmayın. Ankara daha oturmadı çim yarışları. Atlar yeni geliyor, toplanıyorlar. Ters sonuçlar, çok ters sonuçlar da çıkabilir bakın. Çim yarışları kumdan döndüler.
ve Ankara'da toplanıyorlar. O yüzden bunu da göz ardı etmeyin derim. Büyük rakamlarla kesinlikle bu oyunlara iştirak etmeyin. Bu kadar da Ankara, tekrar görüşene kadar şansınız, bahtınız açık olsun. Hoşçakalın.